Merhaba, yeni bir günden nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür Allah'a iyiyiz. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Açılışı küçük bir alışveriş videosuyla açıyorum. Aslında küçük demeyeyim, aslında büyük bir alışveriş videosu da diyebiliriz. Bunlar çünkü ortalama 200'ün üzerinde 250 lira falan tutmuş. Haftalık değil ama haftayı geçti. Bugün gideriz, yarın gideriz, öbür gün gideriz derken Maya 2-3 günde şey olunca evde eksikler tamamen bitti. Hiçbir şey kalmadı evde. Şuradan şöyle göstereyim size. Şuradan başlıyor şöyle. 1-2-3-4-5. Bir de şurada var. 6 poşet dolusu alışveriş var. Hepsi birçoğu BİM'den, bir kısmı Shop Market'ten diye biliyorum. Şimdi bana diyecekler ki yine BİM'in reklamını yapıyorsun. BİM'in reklamını yapmıyorum arkadaşlar. Biz bütün alışverişimizi genelde BİM'den yapıyoruz. Sadece birkaç parçayı A101 veya Shop'tan alıyoruz. Genelde BİM'ciyiz yani. BİM'cilerdeniz diye böyle diyeyim yani. Şimdi ben size kısa kısa göstereceğim. Kısa kısa hızlı bir şekilde aslında. Şurada poşet poşet göstereyim. Queen tuvalet, parfümlü tuvalet kağıdı. Bundan çok memnunum arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Bir ara geçen ay fiyatı biraz daha uygun diye başka bir marka almıştık ama hiç memnun kalmamıştık. Ben bunu tavsiye ediyorum. İçindeki o parfüm kokusu, yani şu ambalajının dışında koku veriyor. Deterjan olarak mutfak deterjanım bitmişti. Pril bulaşık deterjanım. Bundan kullanıyorum. Limonlu. Çok da güzel temiz yıkıyor. Birçok kişi bundan kullanıyordur. Şimdi öteki poşetlerde daha çok var ama ben şimdi kısaca hızlı bir şekilde geçeceğim. Yine benim sıkı takipçim, hemen hemen her gün yazıştığımız Dilek Gökçe, bak Cici Bebe. O anlamıştı. Bizim her zaman aldığımız Cici Bebe. Ve canlı yayın kazalarından biri oldu. Şu an bez paketimiz yere düştü. Bez paketinde Jenivir'i kullanıyoruz biz Yakuba. Ve 5 numaraya geçtik arkadaşlar. 12-25. 7-18 kullanıyorduk. 12-25 aldık. Çünkü kızıcığım büyümeye başladı. Artık bezi küçük gelmeye başladı. 5 numaraya geçtik. Burada bir kutu. Poşetleri şöyle yere atıyorum. Nasıl olsa ben toplayacağım. Bili bili yumurtamız var. Bir kolye almış çünkü dolapta var yumurta. Gerek yok öyle çok çok almaya. Şöyle kenara koyayım. Evet, şimdi şu poşeti alıyoruz. Bakalım bu poşetten neler çıkacak. Hem ben bunları poşetten çıkarıyorum hem de videoyu kapattıktan sonra bunların hepsini poşetten çıkartmışken şey yapacağım. Yerine yerleştireceğim. Çocuklar için cips almış. Şurada dursun. Rinso arkadaşlar, hep bunu kullanıyorum. Zaten artık öğrenmişsinizdir. Sürekli takipçilerimden bahsediyorum, öğrenmişsinizdir diye. Rinso renkliler için bundan çok memnunum. Fakat şuraya koyayım deterjanların olduğu yere zaten. Bir de alo al demiştim de alo yokmuş zannedersem. Alo almamış. Ayran. Aytu bunu çok seviyor. Aytu da Alper ayran içmiyor. Yeni yeni başladı ayran içmeye. Hazır ayran istiyor. Aman diyorum ben de hadi içsin de sonuçta zamanla ev ayranına da döner. Özellikle biz bunu Aytu için alıyorduk. Alper de yeni yeni ayran içmeye başladı. 4 kutuda sütümüz var. Yalnız sütü azalmış. Diğer paketlerde yok. Çünkü evde de kalmadı. Neyse. Yine alırız. Sütü. Bu poşette böyle. Ha, sütün iki kutusu da buradaymış. Diğer poşetimiz yine bundan almış. Bir şişe Beypazarı ne diyorlar, soda. İlgi alanım olmadığı için adı da gelmiyor aklıma. Sonra Eyüp Sabri Tuncer'in doğal zeytinyağlı vücut losyonu. Bunu çok beğeniyorum ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zeytinyağlı. Ben günde 5 defa namaz için abdest alıyorsak, onun dışında da bir ev temizliği falan yaptıktan sonra da elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Günde 5-6 defa bunu kullanıyorum yüzüme, ellerime ve bu şey gibi sürdüğünüz zaman cildinizi sanki böyle pudramsı, yumuşacık bir dokusu oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Eyüp Sabri Tuncer. Yine 2 kutu sütümüz var. Yoğurt almışız.
Yani yoğurt bitmişti. Arkadaşlar, şimdi bana ara ara şey geliyor, yorum geliyor. Neden ev yoğurdu yapmıyorsun diye. Ben ev yoğurdu yapıyordum. Yıllarca ev yoğurdu yaptım. Bizim akrabamız var, sütçülük yapıyordu. Çok da güzel sütleri oluyordu. Her hafta 5 kilo ondan süt alıyordum ve yoğurt mayalıyordum. Yani kendimi övmek gibi olmasın, çok da güzel yoğurt mayalarım. Taş gibi yoğurt mayalarım yani. Hiçbir zaman eşki mayayla yoğurt mayalamam. Taze taze yoğurdumdan ilk bıçağı, ilk kaşık vurduğunuz zaman ilk o kaşığı alırım, şeye koyarım, buzluğa koyarım. Öbür haftaya tekrardan yoğurt süt aldığımda o taze mayayı çıkarıp onunla mayalardım ve hiçbir zaman ekşime olmazdı benim yoğurdumda. Yani ben senelerce sürekli yoğurt mayaladım. Çocuklarıma taze taze yoğurt yedirdim. Ama dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Arkadaşım akrabamın sütçülüğü bıraktı. Bıraktı ve benim güvenebileceğim bir sütçü yok. Mahallemize bir tane sütçü geliyor. Bizim bütün mahalle ondan alıyor. Ben bir dönem ondan aldım ama inanın hiç memnun kalmadım. Sütünden, yoğurdundan hiç memnun kalmadım. Yani günahını almak istemiyorum ama süte su mu katıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Böyle çok cıvık süt yoğurt oluyor. Cıvıcık, o kadar cıvık ki tadı da olmuyor yoğurdunun. Eşki eşki oluyor. Ben ondan hiç memnun kalmıyorum. O kalmadığım için onu bıraktım. Akrabamız sütçülüğe başladığında ben hemen ondan almaya başlamıştım. O da bıraktı. Onlar da bırakınca şu anda benim süt alabilecek hiç kimse yok. Tanıdığım, bildiğim kimse yok. Aha, çıkarsa birileri bir yerden, duyarsam sağdan soldan filanca süt, şuradan süt geliyormuş falan diye, böyle köylerden istiyorum özellikle ben. Olursa ben yine evimde yoğurt mayalarım. Maalesef şu anda mecburen hazır yoğurda talim ediyoruz. Ben de istiyorum çocuklarıma doğal yoğurt yedirmeyi. Geçen de bir tanesi böyle yorum yapmış, o çocuklara hazır yoğurt yediriyorsun bilmem ne falan, biraz kötü yorum yapmış ama valla hiç zaten adını şeyini bile bilmiyorum, direkt şeyi sildim, yorumu sildim. Devamında ne var, sarelimiz var, çocuklar çok seviyor, ara ara sürüyoruz ama ben bile bazen öğlenleri canım acıktığımda hemen çayla ekmek arası sarelli çocuk gibi ben de yapıyorum yani, öyle arada bir kaçırıyorum. Sonrasında burada ne var? Burada şurada şey var, bulaşık süngeri bile kalmamıştı evde, şimdi gelir gelmez bir tanesini açtım. Bulaşık süngerimiz var, peçetemiz var, kışın en çok kullanılan, onu da şöyle koyalım. Maskaneğimiz var, 5 kilo şeker var zannedersem. Burada da evet 5 kilo da şekerimiz var. Ay, şunu da böyle koyun. Evdeki şekerleri de ben bitiriyorum. Kahveydi, çaydı. En çok ben tüketiyorum evdeki şekeri. Alışverişimiz zannedersem bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey var mı diye bakıyorum ama yok. Aslında ben listeye bir şeyler daha yazmıştım sanki. Eksik mi gelmiş bilmiyorum. Neyse, alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdilik bu videoya alışveriş videosuyla başladık. Devamında bakalım ne gelecek. Göreceğiz. Arkadaşlar, biraz önce bir alışveriş videosu izlediniz ve videonun sonunda bu videodan sonra ne geleceğini ben de bilmiyorum dedim ve şimdi şu gördüğünüz deterjan rafları ve şurada gördüğünüz deterjan dolabı, bu deterjan dolabının içi karma karışık, inanılmaz durumda karıştı. Şuralarda karışık desen karışık değil, düzenli desen düzenli değil. Ama ben bir düzenleme yapacağım. Yani şu an size bir düzen videosu gelecek. Şurada gördüğünüz, şu en üst katta gördüklerinizi ve şunların bir kısmını buradaki dolabın içine yerleştireceğim. Bu dolap böyle çok karma karışık. Görüyorsunuz ne varsa içine tıkmışım, ne varsa böyle koymuşum. Boş alan. Nasıl şu, yani karışıklığımı görüyorsunuz. Şimdi burayı bir boşaltacağım. Buraya bir düzen vereceğim. Ve şurada gördüğünüz o yukarıdakileri buraya yerleştireceğim. Anlayacağınız bir ne diyoruz, deterjan dolabı ve deterjan rafları düzeni mi diyelim. Böyle bir şey işte. Hadi bakalım, kolay gelsin bana.
arkadaşlar, bu dolabı boşalttım, gördünüz zaten. Şimdi biraz önceki karışıklık biraz olsun düzenli hale getirdim. Şöyle baktığınız zaman yine de biraz hani karışık gibi görünüyor ama aslında dolap küçük, içindeki eşyalar çok, ancak bu kadar düzen verebiliyorum. Yukarıdaki yani raflardan birçoğunu, raftaki birçok şeyi buraya koydum. Şurada şöyle bir daha önce A101'den aldığım bir organizer var. İçine işte ıvır zıvır falan atıyoruz. Bu benim küçük tripodum. Aslında bu kırıldı. Yenisi alınacak. Bu da araba aparatımız. Arabada açılış kapanış konuşma falan yaparken kullanıyorum bazen. Onları buraya koydum. Böyle. Tuvalet kağıtlarını koydum. Şu arka tarafta toz bezleri falan var işte. Yine deterjanlar var. Şu altta da şurada eşimin, ne diyorlardı bunun adına, matkap. Matkabı var, kuşumuzun yemeği. Şunların arkasında gördüğünüz şu bidonlarda 5 kiloluk domestos ve bulaşık deterjanımız var. Meşhur gırgırımız, olmazsa olmaz, her evde olması gereken bir şey. Burayı böyle düzenledim arkadaşlar. Artık siz ne kadar düzenli görüyorsunuz bilmiyorum. Ben ancak bu kadar düzen verebildim. Şimdi ta-ta-ta-tam, rafıma geçiyorum. Rafım çok güzel oldu ama. Yani gayet düzenli oldu. Biraz önceki videoda karma karışıktı. Şu tuvalet kağıdının olduğu yerde çok küçük 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 ufak tefek böyle işte ilaçlar falan filan vardı. Şu kutunun içinde ıvır zıvır var. Mutfak robotu her gün kullanmadığım için oraya koydum. Tozlandıkça da tozunu alırım, temizlerim zaten. Ve bunlar benim hemen hemen her gün kullandığım deterjanlar. Şöyle sağ taraftan işte Rinso, yumuşatıcı, Yersil, ne bileyim, Cif, yağ çöz, şunlar bitmiş, camsil, işte parlatıcı falan. Şu sepette de şöyle göstereyim, ıvır zıvır diyorum aslında şey, ne diyorlar, ilaç sepetimiz. İlaçların bir kısmı yani ağrı kesici falan türü bir kısmı o sepetin içinde. Buraya da bu şekilde bir düzen sağlamaya çalıştım. İnşallah siz de böyle baktığınız zaman aynı güzeldi, ne düzenli olmuş falan diye içinizden geçiriyorsunuzdur. Ben bu kadar düzen verebildim. Şu köşedeki yerdeki eşimin malzeme çantası. Üzerine de böyle pembiş bir örtü örttüm. İşte güzelleştirmeye çalışıyoruz. Şu karşınızdaki benim sabahtan akşama kadar arkadaşlık yaptığım bütün çekimleri birlikte yapıyoruz. Sevgili tripotum çok işimi görüyor. Burada da sevgili aloe veram var. Baya baya gelişti, saksısı değişecek. Bu kutunun içinde de böyle bulaşık makinesi tabletlerimiz var, deterjanlarımız var. Bu şekilde bir düzen sağladım bu köşeyi arkadaşlar. Bu köşe bizim şu arka balkonumuza giden kapının arkası. Aynı zamanda buradan mutfağa giriş. Mutfağı görmeyin, hemen dönüyorum. Mutfak çok kötü. Şimdi orayı temizlemeye geçeceğim. Bu köşeye ben böyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir düzen sağladım. İnşallah güzel olmuştur. Bana güzel görünüyor. Böyle baktığım zaman oh be, ne güzel oldu, içim açılıyor falan diyorum. İnşallah siz de öyle diyorsunuzdur. Puanlarınızı bekliyorum. Bakalım düzenime ne kadar puan vereceksiniz yorumlarda. Görüşürüz. Dolap ve deterjan raflarının düzeniydi derken benim birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Bir şöyle bir 5-10 dakikalık sadece balkona çıktım. Çok güzel tertemiz bir hava var. Akşam üzeri hava artık kapan şey, güneş batımı, yani gün batımı daha doğrusu. Güneş batıyor. Birazcık dedim çıkayım, şöyle bir 5-10 dakika temiz hava alacağım. Ondan sonra mutfağa geçip çocuklara yemek hazırlayacağım. Bu arada bugün Regaip Kandili arkadaşlar, videonun başında şey yapmamıştım ama şimdi söyleyeyim, kapanışımı yaparken artık kandiliniz mübarek olsun.
Avuç içlerindeki dualarınızı, gönlünüzdeki, kalbinizdeki dualarınızı Rabbim kabul etsin inşallah bu mübarek gece hürmetine. İnşallah hayırlısıyla 3 ayların 3 aylarda Rabbim ibadetlerimizi kabul eder inşallah, hayırlarımızı kabul eder inşallah. Herkesin gönlünde ne varsa Rabbim nasip etsin diyorum ve videomu kapatıyorum. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.